Vallahi herkes etkileniyor bu ekonomiden dolayı. Ekonomi gerçekten de gittikçe kötüye gidiyor. Emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi lazım. Olursa bir nebze insanlar bir nefes alabilir. Yoksa böyle bu gidişatla biraz zor. Yaşam, geçim sıkıntısı çok zorlaşmış. Vallahi AK Parti'dir bildiğimiz gibi. Her şeye zam geliyor. İlk başta bu yakıtın inmesi lazım. Zaten dolmuş olmuş 20 TL. Yarın öbür gün ekmek de herhalde 20 TL olacak. İnsanların işi zordur. Valla bizi çok etkiledi. Zor, zor şartlarla getiriyoruz. Rezil olmuşsunuz. Yani çok yarı aç. Valla istediğimiz gibi bir şey alamıyoruz. Şimdi tabii Türkiye'yi AKP öyle bir duruma getirdi ki yaşanamaz duruma geldi. Artık biz yaşayamayız. Böyle bir ekonomi krizi daha çok kriz getirir zaten. Şimdi bu kadar zamlar daha çok kriz getirir. Yani halk olarak bu krizi yaşayan bizleriz. Şimdi emeklilere baktığınız zaman emekliler 10 bin lirayla geçim yapılacak bir durum değil. Asgari ücret zaten o da yerde sürünüyor. Şimdi insanların yaşayabileceği duruma gelmesi gerekir. Bu da AKP getiremez. Neden? Çünkü 22 seneden fazladır bir Türkiye idare ediyor. Daha çok kötüye götürmüş. Yani kötüye götüren bir partinin daha sonra düzelteceğim, yapacağım yalanlarıyla artık biz kalmayalım. Yani halk olarak niye bunu kabul ediyoruz bilmiyorum. Çözüm bunların gitmesi lazım. Yani tek adam yönetimini denediler, yürümüyor. Türkiye şu an çok kötü durumdadır. İnsanlar zorlanıyor. Yani hem ekonomik yönden zorlanıyor. Hem baskılar var, hem insanlar kendini özgür hissedemiyor. Patlama noktasına gelmişiz ya. Şu anda hem çalışıyorum, hem de emekliyim. Zaten şu anda açlık sınırı 19 binin üzerinde, 20 bine dayanmış. Yani 17 bin lira, bugün ev kiraları 15 bin lira. İnsanlar nasıl geçinecek? Ekonomi Bakanı gelsin bakalım, o bir hafta 17 bin lira geçirsin. Bir hafta diyorum, bir ay değil, bir hafta geçinsin bakayım öyle nasıl olacak? Krizin nedeni, Türkiye'deki krizin ana nedeni Türkiye'deki iç savaştır. Türkiye'deki savaştır. Yani Türk halkına yürütülen savaştır. Başka bir şey değildir. Türkiye'nin ekonomisinin batmasının ana sebepleri budur. İroro tahr tish gibi karvam khortin am derketene em az lvernamin al İstanbul ed habitin jbar krizi jbar ekonomi madav jwalat barda am chuwir jwiyalji yani disawe kade ver ur farqave tuneye ma çareseri nehş jboga af tishted orted raki gerek kurmanj bidiyek lahamberi vana. Hocam zamlar gördüğünüz gibi gelişi kalmamış zaten. Her halini görüyorsunuz. Ki zaten ben 16 yaşında beri de çalışıyorum. Her türlü işte çalışmışım. Hatta şükür bile edemiyoruz. O hale getirdiler. Allah bizi affetsin. Yani şükür bile edemiyoruz. Öyle bir hale geldim. Zaten aldığımız maaş ortada. Ekonomik kriz var şu an ülkede. Yani geçinemiyoruz. Çok büyük bir sıkıntı bu. Yani buna ciddi derecede bir ilgilenmeleri lazım, yatırım yapmaları lazım. Kötü bir şey yapamıyoruz çünkü özgürlüğümüz yok, çalışıyoruz, bir şey kazanamıyoruz. 17 bin lira nasıl yeterli olsun? Bir kira olmuş 15 bin, 12 bin, 13 bin. Asgari ücretle çalışan bir kişi nasıl kendi 17 bin ile geçinsin? Hele çocuk da olsa daha zor oluyor. Şimdi asgari ücret yükseliyor, zam oluyor. Ona istinaden her şeye zam geliyor. Hani bir asgari ücret zam yaptı diye diğer şeylere de mi zam yapması lazım? Onlar yerinde dursa halbuki hiçbir sıkıntı olmaz. Yani gerçekten zordur yani bu günümüz Türkiye'de yaşamak zordur.